Herkese merhaba. Mayıs ayı içerisinde sezon tamamlanmış olacak artık ve şampiyonluk yolunda da ve lig kupasında da heyecan artık giderek artıyor. Mert'le birlikte haftanın değerlendirmesiyle karşınızdayız. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk Ayca. Toplam 8 maçın heyecanı yaşandı. Pazartesi, salı, çarşamba. 3 günde de Mert sağ olsun burada gözlemlerini yaptı. Ve teşekkür ediyoruz Keyfek Eder takımına bu arada. evet, güzel tempolu maçlar da vardı. Zaman zaman gerginlik dozajı artan maçlar da vardı. Bazı takımlar şampiyonluk grubunda ilk maçlara, çeyrek final ilk maçlarına avantajlı skorlarla başladı. Çoğu takım bunu kullandı aslında bu avantajı. Ama diğer rakipleri ise bir bakıma gözdağı verdi rövanş öncesinde diyebiliriz sanırım. Aynen öyle Can. Dediğin gibi o zaman playoff'lardan başlayalım direkt. Sen oradan topa girdiğin için. Yani dediğin gibi önde olanlar vardı. Mesela Vol Nevizade'den başlayalım. Vol geçen sezonun centilmenlikten başa ağrıyan takımların bir tanesiydi. Bu sezon centilmenlik konusunda çok büyük avantaj elde etti ve Nevizade'ye karşı 3-0'lık bir avantajı vardı. Ama Nevizade bu hafta çok iyi hazırlanmış şampiyonluk turuna. Çeyrek final maçından önce çiğ et dediklerini düşünüyorum ben. Çünkü maçı çok iyi başladılar. Maçın başında golü buldular. Aslında bitime epey bir dakika kalı ikinci golü de buldular. Umutlandılar da bayağı. Ve kaçan sayısız pozisyon vardı. Vol'un kalecisi Kerem'in çıkarttığı sayısız pozisyon vardı. Vol 3 puan, yani 3 gollük o skor avantajını gerçekten kullanmayı bildi diyebiliriz. Nevizade'ye de aslında centilmenlik tarafından tırnak içerisinde yazık oldu diyebiliriz o performansına ama ikinci maçı Nevizade umutla gidiyor. Kazanırlarsa penaltılara gidecek. Aynen. Onun zaten notunda düşeriz. Yani Efendilik Ligi'nin hem ligde hem kupada rövanş maçları arasında skor averaj farkı uygulanmıyor. Eğer bir takım ilk turu kazanırsa, ikinci turu kaybederse oradaki kazanan penaltılarla belirleniyor. Skordan bağımsız olarak. Diğer maçlarda şampiyonluk grubundan devam edelim. Evet, birazcık karışık gideceğiz gün. Bordo Büyükavlu karşılaşması vardı. Orada da Bordo'nun 2-0'lık üstünlüğü vardı ki Bordo bence sezonun en iyi futbolunu oynayanlardan bir tanesi. 2-0'lık bir avantaja sahip olması çok büyük bir artı katıyor Bordo'ya. Ama diğer tarafta da Büyükavlu bu sezonun playofflardan özellikle çok iyi geri dönüşleri imza attılar. Hatta gruptan çıkışları gerçekten epik diyebileceğimiz türdeydi. 2-0'dan da geride başladılar. Ya onlar da maçın başında gol buldular. Oyunu hükmettiler diyebiliriz bu arada. Bodrum'u ilk defa belki o kadar toplu oynamadan gördük. Evet, kontralarla pozisyona girdiler ama Büyükavlu da aslında oradaki 2-0 dezavantajdan dönebilecek bir oyunu sergiledi ama yeterli olmadı. Onlar da bence ama Nevizade gibi rövanş maçında umutla giriyorlar diyebiliriz. Fardrar'da geçelim. Çünkü Fardrar'ın belki sesi yayına geliyordur. Onlar da galibiyeti kutluyorlar çünkü. Geçen sezonun şampiyonu KFG'lerle eşleştiler. Orada da gene Fardrar'ın centilmenlik tarafında artı bir puanlık avantajı vardı. Artı bir skorluk avantajı vardı. Ki bence bu ligde en iyi kontrol ve kontratak oyunu oynayan takımların bir tanesi Fardrar. Diğeri Goodfellas, zaten geleceğiz birazdan ona da. Ve bu 1-0'lık skor avantajını iyi değerlendi Fardrar ve farkı 2'ye çıkarttı güzel bir golle. KFK'ler bir farkı bir indirdi ama yine belki KFK'ler dediğim gibi o skordaki dezavantajdan dolayı aldığı riskle arka tarafa boş bıraktı ve maçın sonuna doğru mağlubiyet golünü, iki farklı mağlubiyet golünü yedi ve Fardrar sana galip ayrıldı. Açıkçası bu eşleşmenin rövanş maçı benim heyecanla merakla beklediğim turlardan bir tanesi. Ve şampiyonluk grubunda çeyrek final mücadelesinin sonuncusunda Goodfellas Spartak İstanbul. Orada Spartak İstanbul'un yine mükemmel bir playoff performansı vardı gruplarda. Ama çeyrek finalde centilmenlik puanından yine 1-0'lık dezavantajı vardı Goodfellas'a karşı. Demin dediğim gibi bu ligde bence kontrol oyununu en iyi oynayan takımdan bir tanesi Fardrar ise, diğeri de Goodfellas. Rakibi çok iyi karşıladılar. Yani maçın başından sonuna kadar Spartak İstanbul'un Goodfellas kalesine oyunu yığdığını rahatlıkla söyleyebiliriz bu arada. 55 dakikanın tamamında Spartak İstanbul Goodfellas yarı sahasında oynadı ama Goodfellas oradaki savunma disiplinini, Emre'nin mükemmel performansı ile beraber yakaladığı pozisyonları değerlendirerek 3-0'lık bir galibiyete ulaştı ve onlar da bir sonraki maça avantajlı giriyorlar. Goodfellas'a karşı skor
dezavantaja girmek, Federer'e karşı skor dezavantaja girmek zor bence. Ama bakalım KFK'der ve Spartak İstanbul buradaki bu dezavantajı önümüzdeki turda döndürebilecek mi? Keza diğer tarafta da Nevizade ve Büyükavlu'da bu revanşlarda her şey olabilir. Olarak bir sonraki tura bu oyunlarını taşıyabilecekler mi ki bunlar da maçlarını kazandılar aslında. Evet, merakla bekliyoruz önümüzdeki hafta oynanacak şampiyonluk grubundaki revanş maçlarını. Bakalım hangi takımlar tur atlamayı başaracak, yarı finale yükselecek. Lig kupasına geçelim. Orada da yine bol gollü karşılaşmalar da vardı yine. Aynen öyle. Belki Alican ona geçmeden önce şeyden bahsedebiliriz burada. Yani Efendi Lig'deki çeyrek final maçları aslında hani biraz daha bu dönemlerde birazcık sert mücadeleler oluyor ama aksine çok dostane geçti bu arada bütün maçlar. Çok güzel oyun vardı sahada. Efendi Kupası'nda biraz daha tersi bir tabloyla karşılaştık. Bütün sinirler gergindi birazcık yani neredeyse çoğu maçta. O yüzden hani orası biraz daha istenmediğimiz bir tabloyla geçti diyelim. Maçlardan bahsedecek olursak orada da aday takımlardan iyi, aslında iyi bir performansı vardı tamamında. Dream Warriors. Şeyle karşılaşmıştı. Hibrit'le karşılaşmıştı. Hibrit maçı 10 kişiyle başladı. Maçı da 10 kişiyle tamamladı. Bunun avantajını sonuna kadar kullandı Dream Warriors. Sağdan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Keza aynı skorla yine 5-0'lık galibiyete ulaşan takım son maske oldu. Onlar da ligin aday takımlarından El Destino'yla 5-0'lık skora geçtiler. Bir diğer maçta Calypso Futbol Brothers karşılaştı. Calypso maçtan 2-1'lik skorla ayrıldı. Galip ayrıldı. Ve o kupada bir diğer maçta da 37 Kürül Akut karşılaştı. Burada da yine diğer aday takımımız Kürül sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak kazanmayı bildi. 3 aday takımımızdan ikisi kazanmış oldu. Onlar da bakalım rövanş maçları nasıl geçecek merakla bekliyoruz. Güzel, keyifli maçlar bizleri bekliyor. Evet, takımlar evet. Oyuncusu Ege tarafından. Neden maçı verenler çok şişman gösteriyor. Öyle mi? Tamam. Ahmet abiye söyleyelim buradan. Gerekli ayarlamaları yapar montajda diyelim. Teşekkür ediyoruz. Paralar geldi. Yani iltifat da sağ olsun yaptı Ege. Şişman gözüküyorsunuz diye. Bir haftanın enine geçelim bence. Geçelim bence de. Evet, maçlar bu şekildeydi. 8 maç olunca tabii epey bir fazla değerlendirmiş olduk. Haftanın golüyle başlayalım. Haftanın golü Nevizade'nin zaten o performansından bahsetmiştik. Alperen'in özellikle bu ikinci turla beraber playofflardan sonra takıma dönmesi vardı ki o hücumda büyük zenginlik atıyor Nevizade'ye. Keza bu maçta Özgür Nehir'le çok iyi anlaştıklarını gördük ileri hatta ve hani organize gelişen tık 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 bir atakta ceza sahası yayının birazcık gerisinden ters ayağıyla köşeye doğru çok güzel bir gol imza attı Alperen. Biz onu haftanın en güzel golü olarak seçtik. Buradan kendisi vardı. Kutluyoruz. Keza dediğim gibi adaylarımızdan bir tanesi yine ilk günden kupa tarafından Akut'la Kırıl maçında Erdinç rakipten kaptığı topla iyi ilerledi ve ceza sahası dışından güzel bir gol imza attı. Uzaktan kalecinin plonjörü demeyeyim de uçuşu yeterli olmadı. Keza bugün Fardirak KFK'den maçı Sayıt'ın frikiği. Güzel bir frik golü vardı görülmeye değer. Orada da Şehmus ve KFK'den barajı arasındaki anlaşmazlıkta iyi cezalandırdı Sayıt ve takımına değerli bir gol imza attı. Ona da buradan parantez açalım. Katkı sunmuş oldu. Tebrik ediyoruz. Alperen'i Nevizade'den haftanın golünü kaydetmiş oldu. Golden kurtarışa geçelim. Haftanın kurtarışı Emre'den geldi. Gutfellas kalecisi Emre Demir zaten birazcık bahsetmiştik. Gutfellas 3-0'lık galibiyetle çok büyük payı var bu arada. Biz en iyisini seçtik kurtarışlarından. O da yapılan duran topta ya da yapılan ortada Kerem Düzgün'ün yanlış hatırlamıyorsam kafa vuruşu vardı. Emre'nin mükemmel bir plonjunu vardı maçın başında. Belki de oradaki o savunma inancını bütün takıma ve defansı aşılayan bir kurtarış oldu ve açık ara farkla en güzel kurtarışı imza attı. Ama bu arada Emre'nin de birçok sayısız kurtarışa da bu arada imza attığını söyleyelim. O sadece en iyisiydi. Evet, adaylardan bahsedelim. Bir parantez hızlıca bahsedelim. Bugün Nevizade'nin kalecisi Yiğit, aynı zamanda kupa maçında Crow'un da kalecisiydi. Her iki maçta güzel kurtarışa imza attı. Bugün de yanlış hatırlamıyorsam yine Metin Müjde'nin şutunda iyi bir refleksle topunu çıkartmıştı. Keza Şeyh Musun gene bugün son maçta Sayıt'ın ceza sahasından çektiği şutta köşeye uzandığı top vardı. Yine maçın sonuna doğru gene Şeyh Musun
Ege'nin şutunda aşırtma vari bir şutta iyi bir refleks göstererek topu kornere çeldiği pozisyon vardı. Ama galip ve mağlubiyeti önleyemedi o da. Ama Şeyh Musa da buradan bence parantez için iyi bir maç çıkarttı. Halil Hoca ile Faedirar takımı arasında bir diyalog. Maç bitti, hala kart gösteriyor Halil İbrahim Linç daha hocamıza. Evet. Devam edelim. Haftanın golü ve kurtarışını konuşmuş olduk. Haftanın takımı. Haftanın takımı Goodfellas. Çok değerli bir galibiyete imza attı. Evet, Spartak İstanbul mükemmel bir basketbol uyguladı Goodfellas tarafında ama bence kusursuz bir oyun planı da aynı zamanda Goodfellas'tan geldi. Bunu hem savunmada durdurdular, kalecide durdurdular. Yakaladıkları nadir pozisyonu gole çevirdiler ve ikinci maçı avantajlı girdikleri için Goodfellas burada haftanın takımı oldu. Ama Faedirayr ve Nevizade'de parantez açmakta fayda var. Faedirayr de yine bugün avantajlı bir skorla girmişti. KFG'de karşı iyi bir oyunla bu skor avantajını korudu, iyi bir oyunla beraber. Burada Faedirayr öne çıkan diğer takımdı. Nevizade keza dedik 3-0 geride başladı. Mükemmel bir oyun ortaya koydular bence. Maçın hakimleriydi. Sezonun en iyi oyunlarından biriydi takım adına, kesinlikle Nevizade öyle adına. Kesinlikle öyle ve muhtemelen rövanş maçına bu oyunu taşıyacaklardır. Onları kamçılayan bir oyun yapısı çünkü oynadılar. Bakalım rövanş maçı ne olacak? Ben çok merak ediyorum bu maçın rövanşını. Evet. Buradan o 3 takımı da ama başta Goodfellas olmak üzere kutlayalım. Epey bir parantez açtık kategorilerde. Haftanın oyuncusu. Haftanın oyuncusu Emre. Yani bugün birazcık buradaki parantezi Goodfellas'tan yarayacağız ama gerçekten Goodfellas'ın o galibiyetinde kaleyi de gole kapattı. Mükemmel kurtarışları vardı. Biz demin dediğim gibi sadece bir tane sonra çıkarttık ama inanılmaz bir performans. Kendisini zaten sayısız defa bu kategoride ağırladık ya. Bu kategoride kurtarış kategorisinde. Bu hafta onlardan bir tanesiydi. Emre'yi buradan kutluyoruz. Alternatif olarak da öne çıkan performansından bir tanesi Alperen'den geldi. Nevizade bir gol bir asistlik katkıyla beraber. Alperen umarım daha fazla sakatlığından bir tık kurtulur da daha fazla efendilikte hücum hattında, Nevizade'nin hücum hattında ya başka bir takımda görürüz. Buradan Alperen'i de kutluyoruz. Evet, teşekkürler. Hemen niyeyim. Buradan Nevizade teknik direktörü Kaan Emre Kurtuğlu'na selam olsun. Muhtemelen bana özelden mesajını atar. Evet, izledikten Alperen sonra. Bizimdir, bizim kalacak ki. Yaz transfer döneminde her şey gelişebilir tabii ki diyelim. Hemen burada noktalayalım istersen. Daha fazla uzatmadan. Haftanın hakemini de seçelim istersen. Burada haftanın hakemi. Haftanın hakemi yeşil. Kart yoktu bu hafta. Kırmızı kart yoktu. Sarılar vardı. Evet, bolca. Bu hafta göstermediği kırmızı kartlarla, yeşil kartlarla gene burada açık ara farklı hak edilmiş bir şekilde haftanın hakemi olmayı kazandı. Bu arada Gentleman'in kol rüzgara parantez açalım. Vol maçında güzel bir şekilde topun kendisinden çıktığını söyleyerek rakibe topu verdi bu arada. O da gergin geçen. Gergin değil de yani sonucunun yakın olduğu maçta yaptığı bu hamle güzel bir aksiyonla kutlayalım kendisini. Her zaman bekliyoruz. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Mert teşekkürler. 3 gün boyunca buradaydın. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Heyecanla rövanş maçlarının oynanacağı gelecek haftayı bekliyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.